Sevgili arkadaşlar, yemeklik tane baklagilleri irdeleyeceğimiz bu programımızda sizlere günlük hayatımızda çok sık karşılaştığımız fasulye, nohut, mercimek, bakla, bezelye ve börülce bitkilerinin insan beslenmesindeki önemine ek olarak hayvan beslenmesi, toprak verimliliğini koruma ve artırma, ekim nöbeti ve ekonomik öneminden söz edeceğiz. Ayrıca sizlere genel bir bilgi olması açısından yemeklik tane baklagiller grubuna giren bitkilerin botanik özelliklerini de kısaca değineceğiz. Bilindiği gibi dünyada hızla artan nüfusun dengeli beslenmesi için karbonhidratların yanında proteinli besinlerin de belirli oranda alınması gerekmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ürünlerin maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle bitkisel kaynaklardan protein gereksiniminin karşılanması büyük önem kazanmıştır. Dünyada bu gereksinimi karşılayacak olan bitkisel proteinin %18.5'i baklagillerden, %66'sı tahıllardan, %15.5'i diğer bitkilerden sağlanır. Ortalama olarak %22 ile 25 bitkisel protein içeren fosfor, demir, kalsiyum, potasyum, A, B ve D vitaminleri bakımından zengin olan yemeklik tane baklagiller, gelişmekte olan ülkelerde beslenme düzeyinin yükseltilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Günümüzde bu beslenme değeri yanında maliyetinin düşük olması ve et ürünlerine göre ucuz olması nedeniyle bu bitkilere olan talep giderek artmaktadır. İnsan beslenmesinde bu denli önemi olan yemeklik tane baklagiller, hayvan beslenmesinde de büyük öneme sahiptir. Bu bitkilerin taneleri ve saplarında bulunan proteinin hazmolunabilirlik dereceleri tahıllara göre daha yüksektir. Protein değeri açısından da yüksek oranlar içeren yemeklik tane baklagillerin 1 ton sap ürünü 2 ton tahıl sapına eşdeğerdir. Arkadaşlar, yemeklik tane baklagillerin bu iki önemine ek olarak çok önemli gördüğümüz diğer etkileri de toprak verimliliğini koruması, artırması ve girdiği ekim nöbeti sistemlerindeki faydalarıdır. Baklagil köklerinde bulunan ve nodül oluşturan rizobiyum bakterileri kendileri için genellikle karbon bileşiklerini bitkiden alırken, bitkide bakteri tarafından tespit edilen amino asitleri alarak kendi proteinlerini meydana getirmede kullanır. Bu simbiyotik yolla tespit edilen azot miktarı, baklagil çeşidini, bakterinin etkinlik derecesini, toprak şartlarına ve gerekli bitki besin maddelerinin varlığına göre ortalama olarak dekara 5 ila 15 kilogram azot olarak kabul edilmektedir. Yemeklik tane baklagillerin tespit ettikleri azot miktarı cinslere göre şöyledir. Mercimekte dekara 13 kilogram, börülcede dekara 11 kilogram, bezelyede dekara 9 kilogram, fasulyede dekara 5 kilogram, nohutta ise dekara 8 kilogramdır. Toprağa kazandırılan bu azot ortalama 10 kilogram kabul edilirse %20'lik amonyum sülfat gübresinden dekara 50 kilogram kullanılmış gibi bir olumlu etki yapacaktır. Baklagil köklerinin proteince zengin olması nedeniyle toprakta yeterince azot bulunmamakta ve toprakta mikroorganizma faaliyeti hızlanmaktadır. Bakterilerin çalışması sonucu toprak havasında artan karbondioksitin suda erimesiyle oluşan karbonik asit toprakta suda erimeyen halde bulunan fosforlu bileşikleri suda eriyen bir hale çevirir. Bunun dışında baklagil kökleri toprakta derinlere inerek toprağın sıkışmasını önler. Yemeklik tane baklagiller toprağın azotunu artırmaları, fiziksel yapısını iyileştirmeleri nedeniyle kendilerinden sonra ekilecek bitkilere uygun toprak koşulları hazırlarlar. 8 milyon hektarlık nadas alanına sahip ülkemizde kuru tarım bölgelerimizde uygulanan kışlık
tahıl nadas ekim nöbeti yerine fakir topraklarda yetişebilen sıcağa, kurağa dayanıklı tek yıllık baklagil bitkilerine ekim nöbetini alarak nadas alanlarının daraltılması sağlanabilir. Mercimeğin ve nohutun bu koşullara en iyi uyabilen bitkiler olduğunu söyleyebiliriz. Yararlarının bu denli fazla olduğu görülen yemeklik tane baklagillerin dünyada ve yurdumuzda ekim alanları, üretim ve verim durumları nasıldır sorusunu kısaca yanıtlayacak olursak, dünyada en çok ekim alanı olan yemeklik baklagil bitkisinin fasulye olduğu, bunu sırasıyla nohut ve bezelyenin izlediği görülür. Üretim açısından ise fasulye ve bezelyenin %35 civarında olan yüksek değerlerini nohutun %15.17 değeri ile izlediği görülür. Yurdumuzda ise nohut 860 bin hektar ekim alanı ve %46.51 payla ilk, mercimekte 780 bin hektar ekim alanı ve %42.18 payla ikinci sıradadırlar. Üretim açısından ise nohut ve mercimek sırasıyla yurdumuzda yemeklik tane baklagil üretiminin %48 ve %36'lık bir kısmını sağlamaktadırlar. Değerli tarımcılar, yurdumuzda yemeklik tane baklagillerin üretimlerini bölgeler bazında inceleyecek olursak, mercimeğin Güneydoğu Anadolu, nohut ve fasulyenin Orta Anadolu, bakla ve bezelyenin Trakya ve Marmara, börülcenin ise Batı geçit bölgelerimizde en fazla üretildiklerini söyleyebiliriz. Dünya ve yurdumuzda üretimi yapılan yemeklik tane baklagillerin verim değerlerini incelediğimizde ise yurdumuzun hemen tüm cinslerde daha yüksek değerlere ulaştığı görülmektedir. Sayısal olarak belirtecek olursak, örneğin fasulye verimi dünya ortalaması hektara 656 kilogram iken yurdumuzda hektara 1206 kilogram. Nohut dünya ortalama verimi hektara 713 kilogram, yurdumuz verimi hektara 942 kilogram. Bezelye dünya verimi hektara 1831 kilogram, yurdumuz verimi ise hektara 2363 kilogram gibi oldukça yüksek değerlere ulaşmaktadır. Arkadaşlar, şimdi sizlere yemeklik tane baklagillerin genel botanik özelliklerinden söz edeceğim. Tüm yemeklik tane baklagiller kazık köklüdürler. Gövdeleri yumuşak ve otsu olup odunlaşma görülmez. Yaprakları bileşik yaprak tipindedir. Yaprak sapına karşılıklı yaprakçık sapları ile bağlanmış, 3 veya daha çok yaprakçıktan oluşan yaprağın sapı, bazen bezelye ve mercimekte olduğu gibi bir sülükle, bazen de bir yapraklıkla son bulur. Yemeklik tane baklagiller grubuna giren cinslerin çiçekleri salkım şeklindedir ve 5 farklı organdan oluşur. Bunlar çanak yapraklar, taç yapraklar, erkek organlar, dişi organ ve çiçek tatlısıdır. Yemeklik tane baklagillerde meyve, yumurtalık karpellerinin gelişmesiyle oluşur ve bakla, fasulye, kapçık, çekirdek gibi isimler alır. Meyvelerin içerisinde belli bir diziliş ile bulunan tohumların meyve kabuğuna bağlandığı yere hilum yani göbek bağı denilir. Tohum, tohum kabuğu, kotiledonlar ve embriyo olmak üzere 3 bölümden oluşur. Yemeklik tane baklagillerin öneminden ve genel botanik özelliklerinden bahsettikten sonra yurdumuz için önem taşıyan kimi yemeklik tane baklagil cinslerini daha ayrıntısı ile sizlere aktarmaya geçebiliriz. Bu bitkilerden ilki mercimek, nohut ünitelerinden mercimek cinsi olacak. Arkadaşlar, dünyada mercimek ekim alanı 3 milyon 166 bin hektar. Üretimi 2 milyon 403 bin tondur. Mercimek bu ekim alanı ve üretimiyle yemeklik tane baklagiller arasında dünyada son sırada yer almaktadır. Yurdumuzda ise mercimek ekim alanı 780 bin hektar ve üretimi 600 bin tondur. Ekim alanı bakımından %69'luk payla
Güneydoğu Anadolu birinci. %26,6'lık payla Orta Anadolu ikinci sırada bulunur. Mercimek üretimimizin %74,2'si de Güneydoğu Anadolu bölgemizden sağlanır. Mercimek yemeklik tane baklagiller içinde kurağa, sıcağa ve soğuğa en dayanıklı olanıdır. Uzun, soğuk kış ve kurak periyotta en yüksek verim sağlanabilen bitkilerden birisidir. Uzun gün bitkisi olan mercimeğin vejetatif devreden generatif devreye geçebilmesi için 4 ila 6 santigrat derecede bir ay vernalizasyon isteği vardır. Mercimeğin yağış istekleri konusunda da fazla yağışlara çok hassas olduğunu, bu gibi durumlarda bitkilerin alt kısımlarında çürümeler görülerek tane yapısının bozulduğunu söyleyebiliriz. Mercimek, besin maddelerince çok zengin olmayan her türlü toprakta rahatlıkla yetiştirilebilir. Ülkemizde 1975 yılına kadar köylü çeşitleri yetiştirilmiştir. Bu çeşitler tane irili ve rengine göre 3 grupta toplanırlar. Bu gruplardan ilki sultani mercimeklerdir. Taneleri 6-7 mm çapında, yassı yuvarlak olan bu mercimek grubunun taneleri yeşil tonlarındadır. Genellikle kıyı ve batı geçit bölgelerimizde yetiştirilir. Bir diğer mercimek grubu da daha çok Orta Anadolu ve geçit bölgelerimizde yetiştirilen yeşil veya sarı mercimektir. Bu mercimek grubunun taneleri 4 ila 6 mm çapındadır. Taneleri yeşil ve yanlardan oldukça basıktır. Son olarak ele alacağımız mercimek grubu da kırmızı mercimektir. Taneleri 3 ila 5 mm çapında ve kırmızı tonlarında olan bu mercimekler genellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizde yetiştirilirler. Mercimek bitkisinin adaptasyonu ve yurdumuzda yetiştirilen çeşitleri hakkındaki bu kısa bilgilerden sonra artık mercimek tarımına geçebiliriz. Mercimek yetiştiriciliğinde toprak yapısının korunması ve erozyona karşı toprak işleme yüzlek yapılmalıdır. Kışlık hububatın anızında mercimek tarımı yapılacağı zaman hububat hasatından sonra gölge tavında yüzlek olarak ilk sürüm yapılır. Böylece toprak tavı korunmuş olur. Ekimden önce tarladaki taşlar toplanır ve yüzeyin düzgün olması sağlanır. Bu işlem az gelişmiş bitkilerin biçiminde ve hasatında ortaya çıkabilecek problemleri azaltmaktadır. Bu şekilde hazırlanmış tarlaya mercimek hem kışlık hem de yazlık olarak ekilebilir. Kışlık ekimlerde bitkilerin soğuğa, kurağa ve hastalıklara karşı dayanıklılığını artırabilmek için ilk çimlenme devresinde ve kış ayları süresince toprak üstü organları fazla büyümemeli. Toprak içinde derinlere inebilen sağlam ve kuvvetli bir kök sistemi meydana getirmelidir. Bunu sağlayabilmek için kışlık ekim Orta Anadolu'da Ekim-Kasım aylarında, yazlık ekim ise Ocak-Şubat aylarında ekim imkanı bulunduğu an yapılır. Ülkemizde mercimek genellikle serpme olarak ekilmektedir. Bu yöntemde tohumluk kaybı fazla olmakta ve tohumlar çıkışta ve bakım işlerinde sorun olacak şekilde farklı derinliklere düşmektedir. Bu nedenle en iyi ekim şekli sıravari ekim yöntemidir. Sıra arası bölgelerimize göre değişmek üzere 10 ile 15 cm, sıra üzeri 2 ile 5 cm ve ekim derinliği 4 ila 5 cm olarak ayarlandığında iyi bir ekim yapılmış olur. Burada metrekareye atılacak tohum miktarının kışlık ekimlerde, küçük taneli çeşitlerde 325 ile 350, iri tanelilerde 225 ile 250, erken yazlık ekimlerde ise küçük taneli çeşitlerde 350 ile 400, iri taneli çeşitlerde 300 ile 350 adet çimlenebilir tohum atılması önerilmektedir. Mercimek ekiminden önce azot fiksasyonunu teşvik etmek, daha yüksek verim elde etmek için ekimden önce tohumlar rizobiyumun mercimek, fi, bezelye hatlarıyla inoküle edilmelidir. Ülkemizde mercimek tarımında genellikle gübreleme yapılmamaktadır. Ancak
köklerdeki yumru oluşup azot fikse edinceye kadar dekara 1 ila 2 kilogram azot verilmelidir. Bu konuda yapılmış bir denemeden sizlere bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Diyalarda görüldüğü gibi 0 kilogram yani hiç azot uygulanmamış tarlada ve dekara 8 kilogram azot uygulanmış tarlada bitki köklerinde havanın serbest azotunu toprağa bağlayan nodüller hiç oluşmazken dekara 2 kilogram azot uygulamasında çok sayıda ve canlı nodüller görülmektedir. Dekara 4-6 kilogram azot uygulama dozlarında ise doz arttıkça nodülasyonun azaldığı görülmektedir. Azotlu gübrenin bu etkisi dışında fazla verildiğinde vejetatif aksamı artırıp tohum verimini azaltıcı da bir etkisi vardır. Kök sistemini ve olgunlaşmayı hızlandırmak için dekara 6 kilogram fosfor ve gerekiyorsa 3-4 kilogram potasyum verilmesi uygun olacaktır. Ahır gübresinin bitkide hastalıklar ve toprakta yabancı otları artırıcı, verimi düşürücü bir etkisi olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Mercimek yetiştiriciliğinde en önemli sorunlardan biri yabancı otlardır. Mercimeğin ilk gelişmesi yavaş ve boyu kısa olduğundan yabancı otlarla rekabet edemez. Yabancı ot mücadelesinde toprak işleme ve ekim zamanının iyi belirlenmesi yararlı olur. İlk büyüme devresinde bir defa elle olarak ot alma verimi artıracaktır. Yabancı ot mücadelesinde ot öldürücü ilaçların toprağa verilmesi, mercimeğin çimlenmesini engellemek dışında doğal dengeyi de bozmaktadır. Ekimden 2 hafta sonra tırmık çekilerek yabancı otlar alınabilir. Bu sırada mercimeklerden bir kısmı zarar görürse de toprak altı boğumlarından yan dallar çıkarak bitki kendini toplar. Arkadaşlar, şu ana kadar mercimeğin ekiminden bakımına olan evreleri tartışmış bulunuyoruz. Bilindiği gibi bitki yetiştiriciliğindeki son evre bitkinin hasatı, harmanı ve depolanmasıdır. Mercimeğin hasatı genellikle elle yolunarak veya orakla biçilerek yapılır. Mercimek, gelişme koşulları uygun olduğu müddetçe büyümeye ve olgunlaşmaya devam eder. Bir bitki üzerinde çeşitli olgunluk dönemlerinde baklalar bulunur. En uygun hasat zamanı bitkilerin sarımsı yeşil, meyvelerin çoğunun sarardığı, alt baklaların sertleştiği, sıkıldığında yumuşak olmadığı devredir. Biçim işlemi nemin yüksek olduğu sabah saatlerinde yapılmalıdır. Böylece baklaların kırılması önlenmiş olur. Bu bitkiler toplanarak bir hafta kadar tarlada kurumaya bırakılır. Daha sonra harman işlemi lövenle veya harman makineleri ile yapılır. Bitki boyunun elverişli olduğu hallerde bazı yörelerde biçer döverler iyi ayarlanarak mercimeğin hasat ve harmanı yapılabilir. Mercimeğin biçer döverle yapılan bu hasatından sonra kalan sap makine ile toplanarak hayvan besleme açısından kaba yem kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Harmanlanan tohumlar 1-2 gün serilerek kurutulur ve içindeki yabancı maddeler selektörlerle ayrılır. Bu şekilde elde edilmiş mercimek tohumlarının depolanabilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tanede nem oranının %16 veya daha düşük olmasıdır. Depolamadan önce fosfin gazı ile fümigasyon veya malatyondas gibi ilaçlarla ilaçlama yapmak gereklidir. Değerli tarımcılar, yemeklik tane baklagillerin önemlerini ve genel botanik özellikleri ile mercimek bitkisinin incelendiği programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.